Ve Santofor da kimi oynatacak eğer Valencia yetişmezse maça, ki ben işte iç menisküs dedi Gürcan abi, çok daha yakın biliyor. O menisküsün yırtık için ucunda mı, ortasında mı, yetişebilir mi, risk alınır mı bilmiyorum ama geri kalanlardan konuşmak gerekirse. Sanki hocam sosyal medyadan da paylaştı ya Fenerbahçe, yani kadroda olacak, olacak gibi. Olacak gibi duruyor. Şekilde. Başlayacak mı gene bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Olmadığını düşünürseniz bir Pedro var elinize, bir de Serdar Dursun. Bir de Emre Mor var. Biz amil takımda Emre Mor'u da bir maç oynattığımızı biliyoruz İzlanda'ya karşı. Emre Mor da önemli bir güç. Tabii girdiğinde de bir katkı yapıyor. Ön tarafta nasıl yapar bilmiyorum ama bu kadronun çok önemli bir kariyeri olmasına rağmen şöyle bir işte Mert Hakan'ın, İrfan'ın, İsmail'in, Arda'nın oynayabildiği bir kadroda ben Serdar'ı tercih ederdim. Onları biraz daha servis yapabilecek. Yine Gürcan abinin hani çok beğendiğini söylediği için yine tekrar ediyorum. İrfan Can'ı oynatmak sadece oynatıyorum işte daha nasıl güveneyim demek değildir. İrfan Can'ın biraz duygularına hitap edebilirseniz İrfan Can'dan çok daha fazla şey hem siz hem de Türk futbolu kazanacak. İç sahada biraz tepki aldığı için son maçlardan hani Jorge Jesus derbide sahaya sürer mi? Biraz soru işaretim var o noktada. Yani tepkilerle hareket edeceksek zaten o zaman sağlıklı bir kadro süremeye sahip. Hayır. O Fenerbahçe taraftarının, bu arada Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Evet, doğru söylüyorsun Gürcan yani, abi, iyi bir hatırlatma oldu. İlk defa belki de değil mi böyle bir karar? Ben hatırlamıyorum. Ben de çok hatırlamıyorum. O 7 oyuncu şey seyirciyle ilgili. 7 seyirciyi süresiz tribünden UEFA'da ceza verdi. Men etti verdi. Fenerbahçe seviye maçındaki 62, olaylardan 22'den dolayı. Şikayet etti. Maddi haklarını saklı tuttu çünkü 40 bin euro mu? 150 bin euro mu? Bir de ceza yedi Fenerbahçe. Evet. Tabii. UEFA'dan ceza. Ceza 40 bin diye kalmış aklımda. 44 bin mi? Öyle bir şey. Bir de 5 bin kişilik bir şey galiba. Tabii. İlk bir sonraki maçta kontenjan kısaltma tribünde. Daha önce yönetim istifa diye bağırdılar. Geliyordu bunlar ya. Daha önce oluyordu. Taraftar ama onlar yönetim istifa diye bağırdıkları için. Ama takıma zarar vermeye yönelik hareketi yapan taraftarlara hakikaten... Bence emsal olmalı bundan sonra. Bence de. Yani şunu konuşmuştuk. Son örnek olduğu için söylüyorum şimdi. Hatta ceza almış galiba. 17 ay mı ne? Ankara Gücü Beşiktaş maçında sahaya girip oyunculara saldıran taraftar. Ya ben Ankara Gücü takımının yönetiminin yerinde olsam, seyircisiz oynama cezalarından doğan mali kaybımda dava açarım onu. Daha... Ki en ağır yaptırım olsun ki bundan yani, sonra. Çünkü sen... yani... ceza ne kadar büyük olursa suç oranları da aynı şekilde tabii düşürür. Yani ona ne açıyorum? Senin ne hakkın var orada? Aynı şekilde Sivas'ta. Yani Sivas'ta oldu yani. İşte Göztepe son 6 ay maçı mıydı? Evet. Maalesef. Kaleci. Orada oldu. Ya bu kadar şımarıklık, bu kadar şey olabilir mi yani? Ve şimdi başka tarafı doğru bir zamanda oldu. Çünkü biliyorsun son Kadıköy maçında Şenol Hoca bırakıp maçı gitmişti kafama şey geldi diye. Para geldi diye. Yani maçtan sonra ilk kez. Tabii ilk kez geliyor. Benim bildiğim ilk kez. Ben de öyle hatırlıyorum. Şimdi gene Şenol Hoca orada olacak. Gene o tarafta orada olacak. Bu sefer Kaban belki korur. Milli takımla oynadı. Arnavutluk maçı oynadı. Renkler de herhalde daha kontrollü olup. Ha, bu arada mavi gelmez diyorsun. Şu birliktelik ortamında. Ya bazen tamam belki yani. Hani olur olmaz ama çok takılıyoruz bir şey ya. Yani belki tamamen çok magazin olarak da yakıştığı için de giymiş olabilir. Sinirleniyoruz, gerginleşiyoruz. Abi adam Trabzon. Çok takılıyoruz yani. Öyle deme. Adam Trabzon. Orada doğmuş, büyümüş. Ve futbolculuk yaşamında da, taraftarlık yaşamında da o bir sosyolojik olgu. Hep Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmiş. Dolayısıyla orada o duyguyla olması doğal bir şey. Yani oraya bir morda mavi işaret koyması. O aidiyetini... Yok ben de anormal demedim. Yani bunu hani çok büyütüp... Temsil ediyor. Nasıl bu sahaya ona, böyle hayır, çıkar, şöyle olur, böyle olur. Ayrıntıcılar da olur. Hayır, ayrıntıcılar da olur. Hayır, ona Fenerbahçe... Ben de gerginlik kısmı yok hayır, hocam. Hayır, Fenerbahçelilerin takılmaması. Beşiktaşlar takılacaksa Beşiktaşlı takılsın. Benim niye rengimi takmıyorsun diye. Yani Fenerbahçeliler niye takılıyor? Yani? Doğru, doğru. Çok güzel bir yani, bakış açısı. Onu şey yapsın neyse Şenol Hoca şey dedim ben dedim bu mini takım arasında önce bir gene bir program dedik bu muhtemelen yine Ömer'leydik kurtulamıyoruz ondan şey yapıyoruz. Bu diye başladı iyi toparladın. Ben dedim
Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam geçen seneki Beşiktaş-Fenerbahçe maçının kasetini Jesus'a seyrettiririm dedim. Tek santrafor Serdar. Evet. Aynı senin dediğin gibi. Sahte 9 gibi oynatmıştı İsmail Hoca. Serdar orta sahaya yaklaşıp servisleri yapmıştı. Maç beraber bitmişti. Ama Fenerbahçe kazanma sınırında oynamıştı karşılaşma. Yani kazanabilirdi. Çok iyi bir maç oynamışlardı. Ki kötü bir sezondu geçen sene Fenerbahçe'de ve İrfan Can'dan, Mert Hakan'dan falan o maçlarda maksimum verim aldı İsmail Hoca. Muhtemelen sizin dediklerinizi yaparak. Takım sorumluluğunu onlara verdi, liderliği onlara verdi. Beklentilerini yükseltti, saygını arttırdı. Şimdi şey maçı abi, Konya maçı 3-0 galip, oyuncu çıkarttı, sonra çıkan oyuncuyu alıyor ya taraftar. Böyle bir taraftar mı olabilir miyiz? Ya bunun yaşanmaması yani, lazım. Ama işin öbür tarafında oyuncu da kendisini sorgulasın. Taraftarın yaptığı yanlış ama neden yapıyor? Yani senin oradaki bir şeyinden memnun değil orada taraftar. Ya eksik koştun, ya mücadeleni eksik gördü, ya başka bir şey hissetti. Yani İrfan konusunda da ya da diğer bu tepki alan oyuncular da. Yani o şekli bulmadı. Tabii bir de işin iletişimi var. Doğru iletişim yapılması lazım. Bazen maçlarda oyuncuların sergiledikleri mimikler bile antipatik gelebiliyor seyredenlere. Tabii. Yani oradan bile tavır konulabiliyor. Yani size başka bir hikaye bu tribünden bir arkadaşım anlatmıştı. Maç başlıyor. Fan Oydonk Fener'de o zaman. Daha hakem düdüğü çalmış, adam Fan Oydonk'a küfür etti. Ya boyuna ona küfür ediyor diyor. 5 dakika, 10 dakika diyor. Ya demiş birader demiş adam, daha top ayağına gelmedi adamın. Gelse ne yapacak ki zaten demiş. Yani ön yargı böyle bir şey tabii, işte. Tabii, şeyin, kurulmuş o. Tabii canım, ya futbolun keyifli ya da keyifsiz sohbetinde bunlar var. Her ülkede yaşanıyor, her taraftarın adına. Elbette futbolcular bunları kaldırmak zorundalar. Bunu iyi yönetmek zorundalar. Bu tip olaylar. Evet, bakalım göreceğiz İrfan, Arda, mesela yani şey yönetemedi işte. Nasıl tercihler olacak merak konusu. Mesela Emre Akbaba yönetemedi. Çocuk bence en yetenekli. Ama açıklamasını yaptı Gürcan abi. Tabii 5 oyuncu sayalım Türkiye'de en yetenekli. Ben ilk 3'e koyarım da 5'e girer bence Emre İlk Akbaba. Galatasaray'dan kiralık gittiğinde ben hani bu baskı altında oynamakta rahat hissetmiyorum kendimi dedi. O da tabii kendi tercihi. Kendi tercihi tabii yani. Büyük takım oyuncusu olma, o karaktere sahip olma. İşte her zaman o baskıyı kaldırmak olmuyor lazım yani. Aynen. Sahada da, saha dışında da. Şimdi Galatasaray'a geçelim. Zaten Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili hafta sonu boyunca yayınlarımız devam edecek, haberlerimiz devam edecek. Galatasaray'da tabii derbi çok konuşuluyor ama yine kritik bir maça çıkacak cumartesi günü ve Adana Demirspor'la kendi sahasında oynayacak. Derbinin olduğu haftada Galatasaray'da tek hedef 3 puan.